inmesi. İkinci ayak olarak Stern'in, Daniel Stern'in kendilik gelişimiyle ilgili yaptığı çalışmalarla yine aynı şekilde borderline ve narsistik yapılarının izah edilmesi. Bunun yanında nörobiyolojik olarak da bu Mahler'in, Stern'in geliştirmiş olduğu sürecin ne anlama geldiğinin açığa kavuşturulması gerekiyordu. Bu üçüncü halkayı inanıyorum ki Alan Shore ve ekibinin ve arkadaşlarının yaptığı çalışmalar tamamlamıştır. Bir tıp hekimi olarak yıllardır kafamızdaki soru, Freud'dan bu tarafa gelen sanal ve soyut bir ruhsal aygıt tanımlamasının ayakları yere basan nörobiyolojik bir açılıma ihtiyaç duyduğuydu. Bu açılımı Alan Shore'un ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmaların tamamladığını görüyoruz. Soyut kalan bilinç dışı kavramının beyindeki iz düşümlerini yine Alan Shore'un çalışmaları sayesinde öğrendik. Bizler klinisyenler olarak daha çok psikopatolojiyle ilgileniyoruz. Özellikle kişilik bozukluklarıyla veya kendilik bozukluklarıyla ilgileniyoruz. Masters'ın bize ışık tutan çalışmaları nörobiyolojik olarak Alan Shore'un çalışmalarından da destek aldı. Sizler gayet iyi biliyorsunuz. Masters'ın en son kitabı nörobiyolojiyle ilgili kendilik bozuklukların nörobiyolojik açılımlarını içeriyor idi. Ve orada da en çok dayandığı noktalardan bir tanesi Alan Shore'un çalışmalarıydı. Sizler de biliyorsunuz eğitimlerimizde Alan Shore'a çok atıf yapıyoruz. Onun üç temel kitabı, kendiliğin orijini, merkezi, kendilik bozukluklarının tamiri, affect regulation ve affect dysregulation kitapları bizim elimizde temel çalışma kitabıydı ve bu kitapları Türkçe'ye kazandırmak için de bir gayret içerisindeydik. Orada görüyoruz ki hem Kohut'u anlamak, hem Kernberg'i anlamak, hem Masters'ını anlamak ve bunu nörobiyolojik bir temele oturtmak Alan Shore'un çalışmalarıyla mümkün oluyordu. Zihnimizdeki boşlukları, cevap bulamadığımız soruları Alan Shore'un bu çalışmalarını açık ve net, berrak bir şekilde bulduk. Bizleri inanılmaz mutlu etti. Dünyanın bir ucunda, Amerika'da yapılan çalışmalar Türkiye'de, İstanbul'da bu enstitü binasında nasıl yankı buluyor? Dünyanın bir ucundaki sorulara cevap arayan bilim insanlarını, diğer tarafta kendilerini tanımak isteyen, psikopatolojiyi anlamak isteyen diğer insanlara nasıl ışık tutuyor? Bunun en güzel örneğini bize Alan Shore'un yaptığı çalışmalar ve buraya gelerek nazik davetimizi kabul etmelerinde bulabiliriz bu açılımı. Ben sözü fazla uzatmak istemiyorum. Sanal ve soyut olanı somuta dönüştürmesi, kuramsal birbirlerine ayrı olarak gördüğümüz Kohut, Kernberg ve gelişimsel psikologları, çalışmacıları bir potada aynı beynin parçaları olduğunu, bir bütünün parçaları olduğunu bize gösteriyor.